Efendim Eğitim Günü programından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Bir haftalık aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Zihinleri ve gündemi meşgul eden eğitim sorunlarına çözümün bulunduğu adreste KONTV Eğitim Günü programındasınız. Yine eğitimle dop dolu bir programa daha başlayacağız. Bugün konuğumuz uzman psikolojik danışman Sayın Selçuk Duman. Kendisiyle özellikle zamanın çocuklarını nasıl yetiştiririz başlığını attık ve bunun üzerine konuşacağız. Sevgili Selçuk Duman hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Sevgili dostum hoş bulduk. Umarım her şey yolundadır. Gayet güzel. Iyi görünüyorsun. Biz eğitimle yine iç içe devam ediyoruz. Ne güzel, süper. Zamanın çocuklarıyla ilgili yakın zamanda bir seminer verdik. Sen de oradaydın, evet. Ve görüşlerini bildirdin. Onunla ilgili de program yapalım istedin ve buradayız. Yani çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir seminerdi. Seminere katıldım. Yine eğlenceli vakit geçirdik. Hem eğlendik hem öğrendik diyelim. Teşekkür ederim. Tabii bunu da ekranları başındaki izleyicilerimizin kesinlikle senin ağzından birebir duymasını istedim açıkçası. O yüzden de program başlığını bunu atmak istedik. Tabii zamanın çocukları tabiri. Hep şunu söylüyoruz. Ya bizim zamanımızda hocam böyle değildi. Bizim zamanımızda biz böyle yapmazdık vesaire vesaire. Ama zaman değişti ve bugün artık zamanın çocukları oldu. Peki biz bu zaman çocuklarını yetiştirirken ne sıkıntılar yaşıyoruz? Çünkü siz alanda birisiniz ve sürekli terapiler, görüşmeler yapıyorsunuz ve ailelerden bilakis size bu konularda çok sayıda işte terapi anlamında, görüşme anlamında talepler geliyor. Evet. Ne tür sorunlar geliyor? Neler var? Zaman çocukları nasıl yetiştirmeliyiz? Ben de size birinci ağızdan sorayım. Bir kere birinci yaptığımız hata çocukların bir takım sorunlar karşısında beceri geliştirmelerini engelliyoruz. Yani bunu da yapmamız şu yolla oluyor. Onları sorunlardan uzak tutarak küçük, ufak tefek, hayatının ilk aşamalarında karşılaşıp çözmesi gereken sorunları biz onlar için çözüyoruz. Sonra onlar sorun nasıl çözülürü o ufak tefek sorunlar üzerinden öğrenmiyorlar. Yani aslında bir nevi zihninde stres oluşturan durumlardan nasıl kurtulunur, nasıl çıkılırı öğrenmiyor. Problem çözme becerisini aslında kazanmıyoruz biz onlara. Bu problem çözme becerisi aslında için o hissettiği, zihninde hissedilen stres durumu, gerginlik durumunun rahatlama çabasından kaynaklanıyor. Çocuk zihninde bir gerginlik ve stres hissediyor. Yaşamında bir gerginlik ve stres hissediyor. Fakat rahatlamayı kim sağlıyor? Anne baba onun yerine sağlıyor ve böylelikle çocuk bunun nasıl yapılacağını öğrenemiyor bir türlü. Yani şöyle düşün, her gün okula gözlerini bağlayıp çocuğu elinden tutup götürüyorsun. Sonra da yetişkin olunca da çocuklardan birdenbire lise bittikten sonra birdenbire diyoruz ki hadi sen şimdi kendin gidebilir misin bakalım okula diyoruz. Fakat o zamana kadar gözlerini kapatmışsın, ne yolu biliyor ne yoldaki engelleri biliyor ne de yolda düştüğünde nasıl kalkacağını biliyor. Aslında somut anlamda yani soyut anlamda bir örnek olarak söylediğimi düşünme lütfen. Evet. Düştüğünde nasıl kalkacağını çocuğun öğrenmesi evet belki mecazi anlamda kullanılabilir ama gerçekten düştüğünde nasıl kalkacağını da bilmiyor olabilir çocuk. Yani zaten yere düştüğünde kendi ellerini yere koyarak bacaklarını ona göre senkronize ederek kalkacağını da bilmiyor çocuk. Hep annesi kaldırmış çünkü. Bu şu mu? Yani biz geçmişte yaşadığımız sıkıntıları acaba çocuğumuza yaşatmayalım ya da geçmişte o yaralarımızı kapatmak adına evet. Onlara bir yara bandı vazifesi evet. Yükleme gibi. Evet. Böyle bir şey anlayışımız var herhalde. Aynen. Aşırı şefkat var ve evet. Bu şefkat de aslında bir nevi denklemi yanlış çıkarıyor. Yerden evet. Kuruyoruz. Diyoruz ki benim şu anda bu kadar mutsuz olmamın sebebi ne? Annemin babamın eşittir. Annem matematikçiyle program yapınca lütfen böyle hazırlandım. Lütfen eşittir'i kullanırken ben böyle hazırlandım. Kullanalım. Öyle mi? Tamam. Tabii. 2x artı annem babam sorunları nasıl çözüyor? Annem babamın benim üzerimdeki etkisinden dolayı diyor. Peki annem babam benimle ilgili ne yaptı? Annem babam benim istediklerimi alamadı. Bu yüzden ben mutsuz bir çocuktum. Yanlış denklem. Çözümü de o zaman nereden sağlanıyor? O zaman ben çocuğumun her istediğini yaparsam o mutlu olur. Bu yanlış denklem üzerinde kurulduğu zaman yani çocuğun mutlu olsun amacıyla kurulduğu zaman çocuğun mutlu oluyor ama beceri sahibi olamıyor. Çocuğun iyi hissediyor ama kötü hissettiğinde ne yapacağını bilmiyor. Böyle bir gündemi yok. Yani tıpkı şunun gibi İbrahim. Şu anda o işte zamanın çocuklarını diyoruz ya ben zaten mesleğe başladığımda o çocuklar bebektiler. Şimdi de liseye gidiyorlar. Yani onlar genç oldular. Ve o gençlerin, öyle yetiştirilen gençlerin şu anda ne konumda olduğunu sen de görüyorsun. Üniversitede de görüyorsun aslında bunu. Evet. Lisede de görebiliyoruz. O çocuklar nasıl konumda biliyor musun? Kendi başlarına dolmuşa binip dolmuşçuya sesi çıkıp da
şuradan iki kişi alabilir misiniz diyemeyecek şekle bürünmüştü. Ya da arkadan birisi dokunup şu parayı uzatır mısın dediğinde ya da ters karşılıyor. Evet. Tabii. Müsait bir yerde inebilir miyim diyemediği için 2-3 durak fazladan giden birisi inerken inen çocuklara dönüşüyor. Evet. Benim çocuğumdaki sorun acaba ne hocam falan diye birisi sordu. Tek soru soracağım size dedim. Çocuğunuz kaç yaşında? 15 yaşında. Hiç Konya'da yaşıyor tabii. Hiç dolmuşa bindi mi çocuğunuz dedim. Travmaya bindi mi? Şöyle düşündü, yok hiç binmedi dedi. Başka sorum yok hakim bey dedi. Çocuğumdaki yaşadığı sorunun aslında temeli bu. Çocuk kendi yaşam becerilerini geliştiremiyor. Bu şunun gibi İbrahim. Kelebek kozadan çıkarken eğer ona yardım ederse ne oluyor biliyor musun birisi? Eğer kelebek kendi başına değil de sen o kozayı etrafındaki açarsan. Kozayı kendin açarsan kelebek uçamıyor. Çünkü onun yapısında o kozayı güdüsel olarak yırtma hareketlerini yaparken aslında uçma hareketlerinde kanatlarına gerekli olan enerjiyi gönderiyor, güçlendiriyor ve çıkar çıkmaz da uçabiliyor. Evet. Eğer sen onun yerine kozasını yırtarsan o uçmayı hiçbir zaman şey var hocam, sanki bugünün çocukları, ben eskide hatırlıyorum, önce bunu söyleyeyim, yani ben belirli bir yaşa kadar, yani belki 18-19 neyse o yaşa kadar aile oturmalarında mutlaka eve misafir geldiyse ben dışarı çıkardım, sınavımda olsa vesaire de olsa. Ama bugünün çocukları hani tırnak işareti içerisinde hani düğün bilmez, bayram bilmez. Evet. Hani çocuğu ikna edemiyoruz bir yere götürürken ya da eve misafirler geldiğinde odasında ve sınavı var teyzesi, sınavı var amcası diye. Hani böyle bir akademik başarı öncelenince mutlu olmayan ama böyle hedef önceliği sadece sınav kazanmak olan çocuklar yetiştiriyoruz gibi. Yani çünkü çocuğun tek yapabildiği şey o oluyor. Yani başka kendisini değerli hissettiği bir alan yok. Evet. Çocuk aslında çocuk değil, insan birçok alanda aslında kendisini ifade edebilmeli. Ama biz çocuğu, onu da yapmana gerek yok, dışarı çıkmana da gerek yok, ben ev alışverişiyle de ilgilenmene gerek yok, ekmek almana da gerek yok, dışarı çıkmana gerek yok, faturalardan haberdar olmanı, hiçbir şey yapma. Sadece önündeki matematik sorusunu çöz. Bunu da zaten yapamıyor çocuk. O zaman da kendisini tamamen anlamsız hissetmeye başlıyor. Çocuklar ben ne işe yarıyorum dediklerinde, lise öğrencisi ben ne işe yarıyorum dediğinde anlamlı bir cevap bulamıyor kendisine. Eğer derslerinde de kötüyse. Aslında yaşam sadece sorulardan ve derslerden ibaret değil. Yaşam dışarıdaki alışverişten, insanlarla iletişim kurmaktan, kuyrukta beklemekten, hatta birileriyle değil mi dolmuşta yer kavgası yapmaktan da ibaret aynı zamanda. Şimdi bunların tamamından soyutluyoruz çocukları. Birdenbire de hadi bakalım sen üniversiteye geçsen kendi başınasın diyoruz. Bu kez de üniversitede bocalamaya başlıyor. Hocam daha önce Milli Eğitim Bakanımız da şu an tabii kendisine başarılar diliyorum tekrardan. Güzel çalışmalara imza atıyorlar. Konuk aldığımızda sınav gerçeği var demiştim. Kendisi demişti ki ne sınav gerçeği? Yani sınav imajinatif bir şey. Yani o bizim algılarımızla diye. Biz de sınava girdik. Yani bu hafta çocuklar tatil yaptı bu arada. Hani biraz onlara da buradan bir gönderme yapalım. Tatillerini de yaptılar. Şimdi biz de sınava girdik ama bizim kafamızdaki sınav algısı bu şekilde değildi. Hı hı. Şimdi sanki bir ölüm kalım mücadelesi gibi ya da hani işte şu anki proje okullarına gitmediklerinde bütün her şeyi kaybetmişler gibi etiketleyerek kendilerini. Böyle bir algılama var. Siz bunu yakinen hissediyorsunuzdur, öğrencilerden görüyorsunuzdur zaten. Hı hı. Peki bunun önüne nasıl geçilmeli? Aileler bazen bunu abartmıyor mu? İyi bir liseyi kazanamayan öğrencilerin o kendisiyle ilgili olumsuz algısından bahsediyoruz. Evet. Yani tabii bütün hayat amacı sınavla ilgili olunca ve başarısı... Yani çocuğunuz başarılı bir öğrenci mi dendiğinde aklımıza ilk gelen şey matematikten 76 bilmiyorum ki başarılı mı dersek eğer tabii ki de çocuk da buna doğru yönelecek ve bütün değerlilik algısını onun üzerinden kuracaktır. Yani ben matematikten iyi not alırsam, fizikten iyi not alırsam değerliyim, alamazsam değersizim der. Yani benim var olma sebebim ya da varlığımın en anlamlı tarafı dersler. O zaman orada yoksam yokum. O zaman da oraya fazlaca yükleniyor. Şunu da görüyorum ben bazen işte bu çocuklarla konuştuğumda hani nasılsın, nasıl gidiyor falan diye. Çocuklar sürekli şey üzerinden konuşuyorlar. Dersler üzerinden konuşuyorlar. Tabii. Mesela sanattan, sporla ilgili hiçbir böyle şeye giremiyorsunuz sohbete. Hı. Bir yandan da şunu söyleyeceğim. Belki ekran başındaki izleyicilerimiz şunu diyor. Yani okullar arası başarı farkının bu kadar fazla olduğu bir ülkede elbette ki okul seçimi ya da bu kadar sınav önemlidir diye de aslında kulaklarımı çınlatıyorlar. Bence okul başarısıyla ilgili, yani ben tabii eğitimci değilim, yani sizin gibi buraya çağırdığınız konuklar gibi bu işin
iç yüzeyini bilmiyorum ama benim gözlemlediğim, en azından okulla ilgili bunu söyleyebilirim genel itibariyle bunu sorduğun için. Ben okulların başarısıyla ilgili bir şey çok net görmüyorum ya. Ben daha çok o okulu tercih eden öğrencilerin başarısıyla ilgili bir şeyler görüyorum. Yani o öğrencilerin hepsini al birinci sınıfta başka bir okula koy ve hiç yani nötr bütün okulları eşitleyip rastgele koy abi. Orada da yine çok benzer başarıyı yakalayacaklardır. Ben okulun ve işte diğer tüm unsurların öğrenci üzerinde etkisi olduğu gerçektir ama bu kadar bir okula giden öğrencilerin tamamı, yani mesela Fen Lisesi'ne gidenlerin tamamının ilk 20 bine girmesi, o 60 kişinin ilk 20 bine girmesinin sebebi ne okuldaki ne hocalar ne de öğretmenler ne de o sistem olduğunu düşünüyorum. O öğrencinin kendisinden kaynaklanıyor. Evet, belki 1-2 öğrenci, 3-5 öğrenci ya da öğrencinin başarısında anlamlı bir farklılık yapıyordur ama evet, hepsinin kazanıp öbür tarafın hiçbirinin kazanmaması okulla ilgili değil. Öğrencinin geçmişten bu yana getirdiği, ailesinin ona yüklediği, ailesinin ona sunduğu imkanlar, geçmişten bu yana getirdiği alışkanlıklar ve çocuğun kendisine koyduğu hedeflerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunlarla daha çok alakalı. Sanki bilmiyorum. Evet. Ben dışarıdan bir gözle belki ukalalık yapıyorum ama öyle. Bu arada tabii bu başlığı attık ama senin de bir kızın var. Evet. Zamanın biri. Çocuklarından birini yetiştiriyoruz. Yani zamanın çocuklarından birini. Evet. Aslında şey yapabiliyor musun? Bunu da soracağım. Ama benim kızım öyle değil yani. Herkes de güzeldir ya. Yani, herkes der ya benim çocuğum çok zeki. Değil mi? Benim çocuğum işte dünyanın en güzel kızı. Senin de öyle geliyor değil mi? Öyle de gerçi. Evet. Yani, şunu gözlemliyor musun zaman zaman? Yani nihayetinde psikolojiden anlayan birisi olarak, özellikle o kuramları bilen birisi olarak ya da sürekli görüşmeler yapan birisi olarak, ya evet bu kuramlar çocukların üzerinde gerçekten böyle oturuyor deyip birebir gözlemlediğin şeyler var mı ya da itiraz ettiğin, ya bu ya aslında bu böyle değilmiş, benim kızıma uymuyor ya da bize uymuyor dediğin şeyler var mı? Ya şimdi şöyle bir durum var. Uyuyor, uyan yanları var zaten, o yüzden 300'e yakın kuram var psikolojide. Evet. Şimdi hepsinden bir taraflar uyuyor. Tutturunca. O kadar fazla kuramdan bir yerleri evet, uyuyor elbette. Şimdi insanı farklı tanımlayan, insanın farklı yönlerini ele alan birçok kuram var. Hepsinden de evet uyanlar var. Hiç alakası yok. Yani en azından tabii kitaplar ya da işte bilimsel bilginin, teorikteki bilginin pratikte işe yarayıp yaramadığını soruyorsun anladığım kadarıyla. Bazen de işe yaramıyor. Çünkü o yüzden psikolojik danışma var zaten. Her çocuk kendine özgüdür. Bu yüzden de genel bilgilerin hepsi her zaman işe yaramaz. Evet. Bundan dolayı da çocuğa özgü davranmak da önemli oluyor galiba. Ama şöyle de söyleyeyim sana, o kuramların nasıl çıktığına da bakmak lazım birçok kuramın. Mesela Sigmund Freud işte anneye yatkınlıktan, babadan nefret etmeden falan söylüyor ya. Onun hayatına baktığımızda neden böyle düşündüğünü anlayabiliyoruz. Bilimsel ama kendinden yola çıkan bir bilimsellikle yapıyor bunu. Sigmund Freud'un annesiyle olan yaş farkı annesinin babasıyla olan yaş farkından daha az. Ve Sigmund Freud babasının cenazesine geç kalıyor. Daha sonrasında da buna diyor ki unutmalar bilinçaltı faktörlerle ilişkilidir diyor. Şimdi o zaman demek ki insanlar kendi hayatından yola çıkarak yazıyorlar. Biraz da yani gerçekle alakası biraz kendi hayatıyla alakasından daha az gibi görünüyor. Evet. Tabii değerli dostumuz Fatih Temel de bizlerle birlikte burada şu an stüdyoda, o da bizi dinliyor. Evet, çok dikkatli dinliyor. Dikkatli dinliyor. Hayran hayran dinliyor. Şunu sormayacağım yani peki çocukların cinsiyeti özellikle erkek ya da kız yetiştirmek üzerine soracağım biraz aslında onu tam sorayım mı sormayayım mı diye. Çünkü biliyorsun değil mi? Kız çocuk yetiştirmekle erkek çocuk yetiştirmek arasında fark var mı gerçekten? Hani yok. Genelde ben böyle. Şimdi bununla ilgili şakalar yapıyorum. Evet, onu yani, aslında şey yaptım, sorayım mı sorayım diye. Kapsamında. Pozitif evet, ayrımcılığa dayanarak böyle bir hakkım olduğunu düşünerek seminerlerde espriler yapıyorum. İşte erkek çocuğu olanlara diyorum ki aslında kız çocuğunun olması bir insana inanılmaz güzel bir şey diye anlatıyorum. Gülüyoruz böyle falan. Erkek çocuğu olanlardan bazıları alınıyorlar ne demek falan diye. Ne güzel, erkek çocuğu olanların alınacak seviyeye geldiği bir ülkede yaşıyorsak, bunu başardıysak bu müthiş bir duygu. Yani bir insan erkek çocuğum var ne demek, biz aşağılık mıyız yani diyorsa, biz iyi seviye atlamışız demektir artık, düşünsene. Ama bu tabii ki espri mi? Tabii ki de şaka anlamında. Evet. Yani. Ama kız çocuğu her zaman tabii. Yine de tercihimizdir. Evet. Fatih'in de bir kızı var, senin de iki kız var. İki kız var. O yüzden evet, hiç burada aynen, boşuna bizle yarışmasınlar. Değil mi? Peki özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi bu zamanın çocuklarının farklı farklı alışkanlıkları var. Evet. Şimdi kendi zamanımızın o alışkanlıklarına baktığımızda bizim dönemimizde mesela internet yeterince yoktu. Bravo. Bilgisayar yoktu. Ben onu soracaktım İbrahim. Evet. Şimdi zamanın çocuğu dediğinde ilk aklına gelen şey ne oluyor? Gerçekten çocuk, yanında bir tane görüntü olsa o görüntü ne olur? Zamanın çocuğunun yanında. Benim aklımda hep şey var.
Uyarıcı fazlalığı var. Yani. Fazla sayıda uyarıcı. Nereden var. O uyarıcı geliyor? İnternetten Bravo, geliyor. Yani evet. Bir ekran değil mi? Evet. Zamanın çocuğuyla eşleşen bir şey olursa, yani özdeşleşen bir şey olursa bu herhalde derdik ki ekran. Evet. Ekran ve çocuk. Şimdi ekran ve çocuğun ilişkisi aslında günümüz çocuklarında var. Bunun es geçerek ya da bunu görmezden gelerek aslında çocuklarımızı yetiştirmek de mümkün değil. Yani çocuklar üzerindeki en önemli etkenin şu anda ekran olduğunu söyleyebiliriz. Televizyon, bilgisayar, tablet, telefon. Ekran olduğunu söyleyebiliriz. Bu peki aileler bu konuda çok muzdarip. Evet. Yani işte şu bir haftalık süre içerisinde işte saklayıp da yeniden ortaya çıkarılan tabletler var. Ya da telefonların kullanımı işte kısıtlanıyor vesaire. Bununla ilgili ne diyeceksin ekran başındaki izleyicilerimiz özellikle? Yani bu konudaki doğru uygulama nedir? Yani çocuklar bir şekilde yani telefona maruz kalıyor ya da internet üzerinden farklı şeylere, televizyondan. Doğru kullanımı ne bunun? Yani süresi ne kadar? Yani şimdi belki ailecek izliyorlar bizi. Evet. En azından çocuklarıyla birlikte izliyorlarsa çocukları da duymuş olsun bunu. Uzman konuşuyor. Uzman söylüyor. Onlar genellikle dinlemeyecekler. Onların kendi uzmanları var. Evet. YouTuber'lar. Evet. Onlardan da ben YouTube'da da kanalım var. Oradan da izleyebilirsiniz onları. Orada da anlatım. Çünkü gençlerin artık uzman kimliği ya da itibar ettiği yer televizyon falan değil. Gençlerin itibar ettiği yerler YouTuber'lar. Yani YouTuber'ın söylediği onlar için asıl kural evet. ya da onlar için asıl gerçek oluyor. Bu yüzden mutlaka oraya da ulaşmamız gerekiyor. Yani hani ben şeyde görmüştüm. Ankara metroda görmüştüm. İner inmez şey yazıyor tabelada. Metrodan iniyorsun karşında şey yazıyor. İnsanlar buraya bakar. İnsanlar buraya bakar yazıyor. Yani reklam alma şeyi galiba stratejisi değil mi? Buraya Fatih. Bakarlar diye yazıyor. İnsanlar evet. buraya bakarlar. Buraya bakarlar yazıyor. Ne demek yani? Buraya reklam ver diyor. Yani insanların baktığı yönü değiştirmektense baktığı yere koy diyor tabelayı. Yani bu aslında kolaylaştır işini diyor. Yani çocukları tamamen yönü değiştirmektense onların baktığı yerde olmak da önemli bir mevzu. Yani çocuğa ulaşacağımız yerler olabilir. YouTube vesaire. Evet. Yani tamamen koparmanın, çocukları tamamen koparmanın faydasız olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi sevgili dostum, yayın öncesinde de konuştuk ve az önce de yine şey yaptık ama bunu altını çizerek konuşmuştuk, ifade ettik ama. Şimdi gerçekten yani internet bağımlılığı sadece çocukları etkileyen bir durum değil. Evet. Yani aileleri de etkiliyor. Kaldı ki pek çok çoğu çocuk da zaten annesinden babasından bu telefon internet bağımlılığını göre göre onları o şekilde izleye izleye bir süre sonra bu telefon bu kadar demek ki hani vakit geçirebilecek yani yeri gelirse işte çocukları görmeyecek kadar insana böyle hani zevk veren bir şey diye bir süre sonra belki de o şekilde bağımlı olabiliyorlar. Bunun aslında şeysini soracağım sana hani süresi, zamanı ne kadar olduğunda problemli ne kadar olmadığında hani sıkıntılı değil. Ya şimdi İbrahim bu evet. konuda da yani internetle ilgili o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki. 2 sene öncesinde sana internet bağımlılığı ile ilgili bir tanımlama yaptığımda bugünün geçerliliğini tartışmamız gerekecek. Bugün hala o bilgiler geçerli mi? Çünkü internet hayatımıza o kadar girdi ki mesela günlük kullanım eğer 1 saatten fazlaysa 2 saatten fazlaysa dersek eğer biz buna iyi de her an elimizde o zaman bütün bir ülkeyi hatta dünyada herhalde 200 milyon kullanıcıyı bağımlı yapmış oluruz. Yani hasta yapmış oluruz. Bağımlılık şu kapsamda değerlendirmeli. Yani psikiyatrik bir bağımlılıktan söz ettiğimizde bu bağımlılık diyoruz ya bunu. O zaman böyle dememiz lazımdı. Fakat bizi her zaman ters köşeye yatırmakta da usta aslında internet ve bu gelişmeler. Mesela bu telefonlarla birlikte kendisini çekme selfie ilk çıktığı anda psikiyatrlar bunun da ismini koyarak bunun bir hastalık olduğunu söylediler. Evet ilk çıktığında öyle bir şey ibare kullanmıştı. Hastalık diye de söyleniyordu buna. Selfie çekmek, kişinin kendisini çekmesi, kendisini yani sahiden de böyle gibi duruyor değil mi? Kişi kendisini niye çeker? Hani sanki kendisiyle ilgili halledemediği şeyler var da onları telafi için çeker gibi. Narsist bir davranış gibi değil mi? Narsistik bir davranış gibi duruyor sanki. Kişinin kendisini çekmesi. Sonra o kadar sevinmeye başladı ki bu hastalık tırnak içerisindeki hastalık o bir dönem hastalık deniyordu buna. Hastalık için bütün projelerini bu hastalık üzerine kurduğu büyük firmalar, telefon firmaları. Ön kamerayı değil mi? Ön kamerayı geliştirdiler. Evet. Bu hastalığın ön kamerasını geliştirdiler. Sonra bu hastalık dedikleri bu kendini çekip paylaşma durumunu bütün ünlüler yapmaya başladı. Psikiyatrlar yapmaya başladı. Başbakanlar, cumhurbaşkanları, prensler, kraliçeler yapmaya başlayınca hastalık demeye dilimiz varmadı artık. Değil mi?
Yani evet. Bundan dolayı da çok hızlı değişiyor. Şu anda mesela bankalar. Kullanım süresiyle ilgili de net bir şey söylememiz de çok mümkün değil ama genel bir tanımlama yapacak olursak bizim o an yapmamız gereken şeyleri yapmamıza engel oluyorsa nedir bu? Para kazanmak, nedir ders çalışmak, işimize gitmek, eşimizle iletişim kurmak, çocuklarımızla vakit geçirmek, yapmamız gereken şeyleri yani bize iyi gelecek olan şeyleri, hayatımızın rutininde olan şeyleri yapmamızı engelliyorsa, yapmak isteyip de yapamıyorsak ya da bize zarar vermeye başlıyorsa ilişkilerimizde, aile hayatımızda, işimizde, derslerimizde bize zarar veriyor ve bunları aksatıyorsa yardım alınmalıdır diyoruz. Peki tam da bu noktada aslında paylaşımları da soracağım. Yani sosyal medyadaki paylaşımlar için. Mesela diyelim ki ben bu programın duyurusunu yapmak için kullanıyorum. Evet. Ya da sahada eğitimler veriyorum. Bu eğitimleri işte bir şekilde paylaşıyorum. Bunu şey olarak algılamak mümkün mü? Yani bu ne kadar da kendini beğeniyor diye. Ya da ne bileyim işte narsist kişilik diye. Çünkü mesela sen de nihayetinde böyle bir saha çalışman var. Görüşmelerini yapıyorsun öğrencilerine. Faydalı videolar çekiyorsun sürekli. Bu paylaşımları yapman konusunda ben de sana şey diyebilir miyim? Ya ne kadar da kendini beğenen birisi Selçuk Duman diye. Böyle bir şey demem ne kadar doğru. Bunu diyebilirsin de çok... Yani... Ben diyorum zaten sana da. Diyebilirsin ama bu gerçekle ne kadar bağlantılı bilmiyorum. Yani sana böyle diyen birisinin söylediği şeyler gerçekle ne kadar ilişkili bundan emin değiliz. Birincisi şu, biz sosyal medya kullanımının kılavuzu mu var? Yani Instagram şöyle kullanılır ve bunun dışına çıkanlar garip insanlardır diyebilir miyiz? Ya Instagram'ı kullanım amacı herkesin farklı olabiliyor. Adam sadece eğlenmek için kullanıyor. Evet. Bazı sadece trollemek diye bir tabir var ya internet dilini kullanalım. Sadece trollemek için kullanıyor. Network için kullanılıyor bazıları, değil mi? Evet. Bazıları sadece iş için kullanıyor. Fatih'le de geçenlerde konuştuk. Kocaman bir sektör. Kaç milyar dolardı bir ay içerisinde yapılan dönen para Instagram'da? 2 milyar dolar mıydı? 8 milyar dolar mıydı? Öyle bir şeydi. Yani ticaret hacmi Instagram üzerinden kurulan ticaret hacmi 8 milyar dolara çıkıyor. Bunlar bu arada Instagram'a verilen reklamlar değil. Kişilerin birbirleriyle kurduğu para iletişimi, satma, ayakkabı satma, yani alışkanlıklarımız gözlük satma değişti vesaire. Tabii internet, şimdi buradan baktığımızda birçok şeye Instagram üzerinden yönlendiriliyor. Adam internet sitesi kuruyor, internet sitesinin duyurusunu Instagram'dan yapıyor, satışını oradan yapıyor. Şimdi ne için kullandığımızın bir kılavuzu yok ki. Kişi sadece eğlenme için kullanıyor olabilir. Bazıları da değerli hissettiği tek yer orasıdır. Şimdi bak, bir davranışın İbrahim, burası çok önemli. Bir davranışın yapılma sebebi bizim için sorunlu ya da değildir gösterir. Mesela A kişisi aynı davranışı yapıyor B kişisiyle. Aynı, birebir aynı. Ama birbirinden yapma sebebi birbirinden farklı olunca biz birbirine normal, birine anormal diyoruz. Mesela hıçkıra hıçkıra ağlayan bir adam. Mesela ben şurada durduk yere hıçkıra hıçkıra ağlasam programda gözyaşlarımı tutamasam bu anormal mi normal bir davranış mı? Yani program dahilinde anormal bir davranış. Anormal bir davranış. 5 dakika önce çok kötü bir haber aldım. Bir yakınımı kaybettiği haberimi aldım. Şimdi normalleşti mi? Evet. Şimdi aynı davranışı yapan başka birisi şov yapıyor olabilir. Birisinin normal olabilir. Yani yaptığımız davranış değil de o davranışı yapma sebebimiz önemli. Yani ben de selfie çekip atıyorum. Benim hayatımdaki yeri ne? Onun eğleniyor muyum? Yoksa bu hayatımın tamamı mı? Onu yapmazsam duramıyorum mu? Aynı davranış fakat yapma sebebi birbirinden farklı olduğu için de kişilerin anormal ya da normal davranışına dönüşebiliyor bu. Aslında bir nevi neden. Değil aynen öyle. Nedeni yani paylaşım yapmamızın nedeni. Instagram'ın hayatımızdaki yeri sorunlu ya da normal bir davranış olduğunu belirliyor diyebiliriz. Çocuklarımız için de öyle. Çocuk bunu hayatının belli bir noktasında tutabiliyorsa eğer çocuk için bir sorunlu davranış değildir. Şöyle söyleyeyim hatta sana şimdi konuşmalarımız o kadar eskiyor ki İbrahim yenilemek gerekiyor sürekli. Biliyorsunuz internet takımları yani oyun takımları kuruldu. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın var mı bilmiyorum. Kesin vardır. Vardır. Artık internet takımları var. Dünya şampiyonaları düzenleniyor. Ve bunlar maaşlı bildiğimiz o futbolcular gibi basketbolcular gibi maaşlı oyuncuları var. Gamerları var. Evet. Şimdi bu gamerlar para kazanmak için yapıyor. Adamın işi gücü o. Yani adam mesela ne yapıyorsun anne geldi o gamer'ın birisinin kapısını açtı. Ne yapıyorsun burada? Anne antrenman yapıyorum. Evet. Antrenman yapıyor. Anne anlamaz ama. 5 gün yani? Antrenman yapıyor. 6. gün maçı var çünkü ona hazırlanıyor. Şimdi bu anormal bir davranış mı? Değil.
Adamın işi o oldu artık. İşi o. Şimdi bizim işte interneti, o yüzden diyorum yani neyin normal, neyin anormal olduğunu konusunda çok fazla muallak var. Hmm. Çünkü o kadar hayatımızın içinde ki, şimdi sen kaç kere bakıyorsun bilmiyorum ama zaten bildirimlerine bakman bile yarım saatini alıyor günde. Faturalarını ödemen, maillerine bakman, okuman, bir paylaşım yapman, oradan gelenlere bakman, zaten 2,5-3 saatine bakmış vermiş oluyorsun. Şey oldu ekrana. Zaten yani internetle birlikte ya da sosyal medyayla birlikte çok fazla sayıda networklerimiz oluştu. Yani evet. Ben mesela işte hiç yüz yüze gelmediğim birisiyle internetten tanışıp eğitim anlamında birlikte iş yapabildiğim insanlar var şu an mesela. Şöyle birlikte projeye dahil olduğumuz Instagram insanlar var. Instagram bir ortak bahçe gibi, evet. Düşün. Bahçeye çıkıyorsun ve orada insanlarla konuşuyorsun. Tanışma fırsatın oluyor. Ortak bahçe. Sahiden de ömrün boyunca bir araya gelmediğin insanın neyi yediğini biliyorsun. Neden hoşlandığını biliyorsun. Nerede yaşadığını biliyorsun. Yakın arkadaşından daha fazla bilgiye sahipsin o kişiyle ilgili. Bu da bence selin, bir sel akıyor. Onun önünde durmaya çalışan bir dam parçası gibi bir şey oluyoruz. Bence dediğim gibi hani bazen onu yapmak lazım. İnsanların baktığı yönü değiştirmektense onların baktığı yerde durmak belki de onlara ulaşmamızı sağlayacak. Biz onlara göre bir eğitim sistemi yaparak bu kocaman gelen dünyayı karşımıza almadan bu onların baktığı yere, o zaman Instagram'a koyacağız onları eğitmemiz gereken. Onlar nereye bakıyor? Instagram'a bakıyorlar. O zaman oraya koymamız gerekiyor bizim onlara öğretmemiz gereken şeyleri. Yapılıyor da bu. Şu anda o hani yeni nesil gençlik dediğimiz gençlik videolar çekiyor. Ve doğayla ilgili duyarlılık projeleri yapıyorlar. Bak o kadar da kötü değilmiş durum diyoruz onları görünce. Aslında neden kullanıldığına bağlı olarak bu değişiyor, aynen, diyebiliriz. Peki değerli hocam, şimdi özellikle çocuğun her istediğini yapmak. Evet. Yani önemli sorunlardan bir tanesi bağımlılıktı. İnternette onu konuştuk, güzel ifade ettin. Bir tanesi de aslında çocuğun her istediğini yapmak. Evet. Ya da çocuğun o an için İstediği şeyden vazgeçememesi, vazgeçirilememe işi. Evet. Bununla ilgili nasıl bir yöntem izleyelim? Bunu daha önce de konuşmuştuk seninle. Evet. Hazzı ertelemek diye bir tabir var ya, çok güzel. Hazzı ertelemek. Kişinin daha fazla istediği bir şey için şu anda çok istediği şeyden vazgeçmesi. Ya da rahata ermek için ya da keyif alacağı şeye ulaşmak için beklemesi. O bekleme sürecini hazzı erteleme süreci diyebiliriz. Şimdi bunu çocuk ömrü boyunca hiç yapmamış. Ve sınavlar gelince de diyor ki haz duyduğun şeyi belli bir müddet erteleyeceksin. Ne için? Evet. Başarıya ulaşmak için. Bu yüzden de çocuk bunu yapmayı bilmediği için telefon de kullanmayacaksın, hazını erteleyemiyor. Değil mi? Telefon televizyon işte nedir? İzlemeyeceksin, televizyon, dışarıya çıkmayacaksın. Buluşmak. Evet. Değil mi? Bunlar gibi hazları. Son seneye bırakılmamalı mı bu yani? Onu mu aslında? Şöyle hep bir aslında hazı erteleme durumunu çocuklara küçükken aşılayabiliriz. Şimdi benim kızım bir şeyin işte şimdi reklam oluyor mu artık eğer kanalda ne kadar bizi takip ediyorlar bilmiyorum ama çizgi film karakteri ismi söyleyecektim, vermeyeyim. Onun oyuncağını istiyor, tamam mı? Böyle bir oyuncağını istiyor. Şimdi biz oyuncağını alacağız, tamam, ben tabii ki de alacağım ama para biriktirmen lazım dedik. Yaklaşık bir ay oldu, hala para biriktiriyor. Her seferinde birazcık daha zorluyor ama ben şimdi almak istiyorum. Hayır, param birikmedi bak. Bir de somut anlamda söylüyorum, kumbaranın şurasına kadar gelince alacağız. Yani İşte 200 lira olunca demiyorum. Oraya, çünkü öyle değil, olmayacak da. Orasına gelince alacağız. Şimdi oraya kadar getirmek için bekliyor. Hazzı erteliyor. Peki bu hazzı erteleme davranışı, öğrenilen bu davranış hayatın farklı alanlarında kullanılabilir mi? Elbette. İşte illaki derslerle ilgili yapmamıza gerek yok bunu. Diğer en ufak bir şeyde beklemesini sağlamak, yiyecekle ilgili bile yemeğe sabretmesini sağlamak. Değil mi? Hemen takviye olmamız. Bunları kasıtlı yapmak gerekiyor mu? Yani alabiliyorken kasıtlı yapmak gerekiyor. Evet, almamak. Bizim, hani şey diyor ya, biz niye peki böyle olmadık? Niye bu çocuklar kadar şımarık olmadık? Niye katlanıyoruz, bir işe gidiyoruz, patrona katlanıyoruz? İşte herkes bizim için yeşer değil ama eşlerine katlanıyor, evliliğe katlanıyor. Bir şekilde olumsuz duruma katlanıp istediği şeyi erteleyerek daha istediği büyük bir şey elde ediyor. Peki biz bunu nasıl öğrendik? Bunu babam tabii ki de alim fikirleriyle yapmadı. Yoktu da almıyordu. Biz babadan yani, böyle gördük diyorlar değil mi? Yani, bisikleti, evet. İlk bisikletim alınması için 2 yıl boyunca şu şey var ya basılı hani nedir o? Ne, Zekir Metek mi? Onun gibi babama böyle dürttüm yani ben de. Bisiklet al. 5000 tane olunca biz 2 yıl boyunca bunu yaptım ben. Babam eğitimci miydi yani? Dur bakayım biraz daha istesin, çok istesin ki bisikletin kıymetini bilsin demedi. Yoktu ki. O yüzden herkes de, birçok kişi de bisikleti için, herhangi bir şey için bilgisayar, ilk bilgisayarını hatırla. Ne kadar uzun süre sonra telefonunu, ilk telefonunu
Biz de şey gibi çağın ötesinde... Bizim konuştuğumuz yıllar 85'ten 90'lı yıllar falan değil mi? 90'lar falan. Yani saçımızdaki, sakalımızdaki beyazlara bakmayın. Çok yaşlı değiliz aslında. Ama yani bunu bilmeden yaptı, bilmeden iyi bir şey yaptı bizim için. Bilmeden her şeye hemen kavuşmamamız gerektiğini söyledi. Ve bu hemen kavuşmak hemen vazgeçmeyi de beraberinde getiriyor. İlişkiler de öyle. Baktın mı hiç yeni gençlerin ilişkilerine? Flört, flört diyorlar ona. Bir hafta içerisinde başlıyorlar, eli tutuşuyorlar, ayrılıyorlar, kahrediyorlar ve yeni birini buluyorlar. Hocam, bunların hepsi iki hafta içerisinde gelişebiliyor. Tabii nedensiz başladıkları için de nedensiz bitiriyorlar. Evet, bunu, yani, bunu konuşmuştuk. Evet, yani nedenli önceki programlardan olması. Da kopya çekerekten. Yani, evet. Eyvallah, nedenli ilişki olmadı. Yani bir ilişkiye başlamak için nedenleri yok ve dolayısıyla evet. Bitirirken de. Yeah. Bütün oyuncaklarını nasıl kullandığından aslında çocukların insanlara ya da hayata dair nasıl baktığını da görebiliriz. Oyuncağını en fazla iki gün boyunca oynuyor. Sonra oyuncağın yüzüne bakmıyor. Bu oyuncakla kurduğu ilişki insanlarla ilişkisine yansıtıyor. Hiçbir ilişkiye katlanmıyor. Ya bırak oyuncağa katlanmayı, oyuncaktan bıkmayı. Bıkma süresi iki gün oluyor çünkü yerine yeni bir oyuncak geliyor. İnsanlarla ilişkisinde de aynı şeyi yapmaya başlıyor çocuklarımız, gençlerimiz. Birisiyle en ufak bir tartışmada ilişkisini hemen koparıyor. Halbuki o tartışmayı halledip kurulmuyor çünkü çok ince olduğu için herkes kendi başına mutlu olabildiği için başkasına daha az ihtiyaç duyuyor. Kendi başına yetiyor çünkü eğlencesini kendi başına yapabiliyor bilgisayar ve kendisi. Bütün hazlarını kendi başına karşılayabildiği için başkasına daha az ihtiyaç duyduğunu zannediyor. Çocuklar böyle yetişiyor. Daha yalnız, daha mutlu olduğunu evet. Zanneden fakat daha mutsuz ve daha beceriksiz, beceri yoksunluğuyla yetişebiliyor böyle. Şeyin göstergesi değil mi? Yani içsel zekanın göstergesi değil aslında yalnız kalmaları ya da yani bazı yalnız böyle... kalmıyor ki. Evet. Ona yalnızlık diyemeyiz ki. Yani şöyle tek başınalık yalnız bir kere kendini gerçekleştirme yolundaki bir insan. Yani bireyselleşme diyor buna Carl Rogers. Bireyselleşen insan bu iyi bir şeydir. Yalnız kalmaktan haz alır. Yani yalnız kaldığı ortamlar oluşturur kendisine. Kendisini dinlediği, tek başına olduğu. Fakat bu tercih edilen bir şeydir. Bizim söylediğimiz bu tarz çocukların ya da gençlerin yaşadığı yalnızlık zorunluluktan, beceri eksikliğinden, yapamıyor yani diğerini yapamadığından. Sonra sorduğunda tabii şunu söylüyor. Ben sevmiyorum arkadaşlarla olmayı. Hayır, aslında bir beceri eksikliğinin telafisi. Yani aslında bir nevi kabul etmiyor ve reddediyor bunu. Evet. Diyebiliriz yani İbrahim. Yani çocuklarımızın yetiştirirken kullandığımız yöntemler, onlara sunduğumuz şeyler gelecekte kullanabilecekleri kocaman büyük becerilere dönüşüyor diyebiliriz. Yani senin 2 gün, 3 gün ertelediğin, 1 ay, 2 ay ertelediğin oyuncağın büyüklüğüne göre ertelediğin davranış çocuğun bekleme süresi ileride insan ilişkilerinde bekleme süresini, sahip olduğu şeyin kıymetini bilme derecesini de belirliyor. Bu yüzden bunlara dikkat etmek ve çocuk her istediğinin hemen olmasına sağlamamak gerekiyor. Eğer biz denklemi şöyle kurarsak, ben çocuğumun üzerindeki temel görevim onu mutlu etmek dersek ki bir artık günümüzdeki modern bakış böyle ya, en modern demeyelim ona ama popüler bakış böyle. Ben çocuğumu mutlu etmeliyim. Eğer amacın bu olursa çocuğun mutlu olur ama kısa süreli. Kısa. Her zaman bir şey vermek zorundasın. Yani dışsal bir mutluluk. Dışsal bir mutluluk. Evet. Fakat biz dersek ki hayatı öğretmek benim temel amacım dersek hayatta ne varsa onun küçük minyatür halleri mi ne denirdi ona? Hani böyle uçak simülasyon halini gösterip hazırlarsın hayata. Reddedilmek mi? Küçük reddedilmeleri yaşat o zaman çocuğa. Çünkü hayatta reddedilecek. Başarısız olmak mı? Küçük başarısızlıkları yaşat çocuğa. Düşmek mi? Düşsün. Kendi kalkmak mı? Kendisi kalksın. Küçüklerini eğer orada tecrübe ederse tıpkı aşı olmak gibi. Vücudun tolere edebileceği dozda mikrop enjekte ediliyor. Doğru mu abi? Vücut bunu yeniyor. Sonra da vücut buna karşı kocaman bir savunma mekanizması geliştiriyor. Sen küçücük o evde yaşanılan sorunları yaşasın ki çocuk hayatta karşılaştığı büyüklerine savunma mekanizmaları geliştirsin. Şu yok mu Selçuk Duman? Yani başarı bu dönemde gerçekten hiç olmadığı kadar kutsanıyor. Evet. Ve özellikle başarılı kişilerin mesela işte Selçuk Duman bu alanda marka bir isimse
Selçuk Duman'ın hep böyle başarı hikayesi hep göz önünde. Fakat geçmişteki başarısızlıkları, buraya gelmek için çektikleri, yaşadığı acılar hep şu aklıma gelir benim. Balerinin iki ayağı, birisi kan içerisinde, o ayakkabının içindeki evet. kısım, diğeri ise görünen çok kısmı. Böyle güzel bir ayak. Biz işte, balerin çok güzel, ne güzel ayak ucunda duruyor, nasıl yapabiliyor bunu diyoruz ama kan revan içinde kalarak i̇şte yapıyor. İşte biz hep böyle günümüz gençliği, zamanı gençliği biraz da bunu görüyor. Hep başarıyı görüyor ama başarısızlıklara hiç odaklanmıyor. Ve başarıyı kutsamış bir vaziyette. Başarısız olduğu ilk anda da hemen pes etme. Çünkü hazzını da erteleyemiyor diyoruz. Çünkü sürekli bir şey de yok. Yani böyle hani sebat edip bir işte devam etme yok. Dersin başında bir saat çalışmak yok. Nasıl kalkacağını da bilmiyor. Evet. Nasıl kalkacak? Başarısız olduğunda bunu nasıl telafi edeceğini bilmiyor. Yeniden başarıya nasıl dönüştüreceğini bilmiyor bunu. Başarı odaklı baksak bile böyle. Yani hiç bu çocuklar o kadar nazlı büyütülüyorlar ki iş yerindeki patronlar bu çocuklar artık bunlar büyüdü iş başına geçecekler. Laf söyleyemiyor çünkü hemen işi bırakma eğilimindeler. Çünkü hiçbir zaman bunun küçük örneklerine rastlamamışlar evde. Yani hiçbir zaman o zorlamaya herhangi bir saatler içerisinde herhangi bir yerde olmaya zorlanmamış. Disipline edilmemiş oluyor. Onlar için de hayatta işte gerçek hayatta en büyük zorlandığı konular da bunlar oluyor. İlişkilerini tek başına yürütmek, işlerini tek başına yürütmek, tek başına ders çalışmak ve ders çalışması gerektiğini kendi özgür iradesiyle karar vermek. Anneler o yüzden sürekli çalış demek zorunda kalıyor ya. Çocuk hiçbir zaman kendi başına durup da ya ben ders çalışmayayım çünkü sorusunun cevabını kendisine vermiyor. Ne için ders çalışıyorsun? Annem diyor çünkü. Annem demese de çalışamam. Çocukların bazıları öyle diyor lisedekiler. Diyor ki annem beni sıksın diyor. Biraz söyleyin de diyor. Sıksın bana ders çalış desin diyor. Niye? Çünkü ben beynimle karar veremiyorum kendi özgür irademle çalışmam gerektiğine. Çünkü niye? Hiç daha önce yapmamış bunu. Aslında şu da var. Hani ben bir seminerinde özellikle altını çizerek kendi not almıştım. İşte oğlum gel gelmiyor. Oğlum gel gelmiyor. Çünkü hani şeyi bekliyor. En şiddetli tonunu bekliyor. Oğlum gel neden gelmedin? Hani hep böyle oraya bir şey. Oraya kadar bekliyor. Oraya kadar bekliyoruz. Aslında bu noktada tabii programın sonuna da geliyoruz. İlerleyen haftalarda inşallah bir yaşam koçu programımızda konuk olacak. Aslında hani dediğin gibi tek başına hayata dair böyle kararlarını veremeyen insanlar için bir de yaşam koçu çıktı. İşte onun adına kendisini az çok tanıyıp onun adına kararlar veren, yaşamıyla ilgili kararlar veren. Aslında onu bilmiyoruz tabii geldiğinde o kendisi evet, kendisini ama biz dışarıdan şu an için böyle biliyoruz diyelim. Evet. Yani onun özelliklerini bilip ona göre alternatifler sunan diyelim evet, belki evet, karar vermekten evet. daha ziyade. Evet. Yani evet işte bunlara ihtiyaç duyuyor insanlar. Evet. Ben hayatımla ilgili benim yerime birisi karar versin. Büyük ihtimal yaşam koçu da bunu diyecektir. Ben senin yerine karar vermeyeceğim. Birlikte karar vereceğiz diyecektir. Biz psikolojide özellikle insancıl bakış açısında şu var İbrahim. Bir insanı kendisinden daha iyi kimse tanıyamaz. O yüzden kendisiyle ilgili neyin iyi olacağını o biliyor. Fakat kafası çok karışık hatırlayamıyor olabilir. O sisleri dağıt kendisi için iyi olanı görecek ve ona göre kararını verecektir diyor. Ben de buna katılıyorum aslında. Evet çoğu zaman insanların kafası karışık olabiliyor ama onun için neyin iyi geleceğini aslında biliyor da kaygıları, korkuları buna izin vermiyor olabilir. Sen de mi görüşmelerinde böyle hani biraz şey yapıyorsun, insanların önündeki sis perdelerini kaldırıyorsun. Hani bana görüşme yapmadığın için çok fazla. evet onu yani yapıyoruz. Onu buradan yani dışarıdan kişiler tabii görüşmelerimizde evet. ne yapıyor bunlar diye çok merak ediyor ama evet. temelde bunu yapıyoruz. Bu mu, bunu ben de yaparım diyenler olabilir ama bu çok ustalık gerektiren bir iş. Boşuna 4 yıl okumasak tabii üstüne yüksek lisans ve şu anda doktora. Evet. Başarılar diliyorum. İnşallah çok teşekkür ederim. Çok yakın zamanda doktora bitecek. Arkasından şu kitabı da çok yakın zamanda bekliyoruz artık. Evet öyle inşallah. Selçuk Duman'ın kaleminden çıkan kitap değerlidir bence. Okunması teşekkür gerekir. Ederim, onu da yakın zamanda bekliyoruz. Zamanın çocuklarını zamana uygun ama aynı zamanda becerili şekilde, becerili, donanımlı, yeteneklerini geliştirmiş şekilde sunalım. Her zaman söylediğim bir laf var. Onu yine söyleyeyim istersen onunla bitireyim sözümü. Eğer hiçbir engeli olmadığı halde engelli çocuklar yetiştirmek istiyorsak aman o üzülmesin, o kırılmasın, o incinmesin diye bütün işlerini onun yerine yapın. Göreceksiniz neticede sizin de hiçbir engel olmadığı halde engelli bir çocuğunuz olacak. Ben çok gördüm. Adın ne diyorum 7 yaşındaki çocuğa. Dudakları var, dili çalışıyor, konuşabiliyor ama adını söyleyemiyor. Bacakları var, hala kendisi kalkıp suyunu alamıyor. Elleri var kendi yemeğini yiyemiyor. Bakın engelli bir çocuk yetiştirmiş oluruz zaten. Teşekkür ederim davetiniz. Ben teşekkür ediyorum.
Efendim, zamanı çocuklarını yetiştirmek konu başlığıyla bugün uzman psikolojik danışman Selçuk Duman'la birlikteydik. Yaklaşık 50 dakika boyunca bize aslında bu noktada neler yapmamız gerektiğini özellikle ifade etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya değişik konu başlıklarıyla karşınızda olmak üzere diyorum. Mutlu akşamlar efendim.